menzille birlikte tabii tarikatların ne olduğunun araştırılmasına da girdim. Bir takım kitaplar edindim. Ve menzilin, daha doğrusu Nakşiliğin dışında hangi tarikatların var olduğunu, niçin var olduğunu araştırdım. Şu sonuç ortaya çıkmaya başladı. Dilerseniz yani sadece elbette menzilden yine söz ederiz ama diğer tarikatlarla ilgili izlenimlerimi de, deneyimlerimi de aktarayım Saygı abi. Tabii tabii, ilginç oluyor. Evet. Şimdi biz zikir ederken bizi takip eden başka arkadaşların da cami cemaati içerisinde olduğunun daha sonra farkına vardık. Onlar bizi davet etti. Mesela Kadirilere gittik. Kadirilerin zikirlerine denk geldik. Onlarınki biraz daha sesli olduğundan dolayı başka bir atmosferin oluştuğunun farkına vardık. Daha sonra Cerrahi Tarikatı, Muzaffer Ozok'ta o zamanlar, Muzaffer Ozak, sahaftı. Biliyorsun sahaflar çarşısı vardır Beyazıt Camii'nin yan tarafında. Evet. Eski esnaflardan Cerrahi Tarikatı'nın şeyhiydi. Aynı zamanda musiki şinas bir özelliğinin olduğunu farkına vardık. Tabii biz gidip gelirken Ahmet Özhan'ın bu tarikatın bir mensubu olduğunu gördük. Biz de meşk edilirken tarikatın o müzik içerisinde yoğrulan atmosferini izlerken kendisini biz adeta izlerdik. Edirne Kapı dolaylarındaki o tarikat tekkesi olarak kullanılan yere sanatçılardan da pek çok kişi gitmiştir aslında. Yine ilerleyen zamanlarda yine bir sene oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama İsmail Ağa cemaatine, bizim buralarda o da rahmetli oldu, Çuvalcı Osman abi vardı, o götürmüştü. Sabah namazını müteakip cemaat toplantısı, tarikat toplantısı varmış. Fakat tarikat toplantısına katılan hemen hemen herkes sabah namazının da ağırlığıyla uyuyordu. Benim gördüğüm manzara buydu. Timurtaş Hoca 79-80'li yıllarda Şehzadebaşı Camii'nde vaaz verirken etrafında tabii maddi durumu iyi olanlar teyp bırakırdı, sesini alırdı. O sesini alma işlemi İsmail Ağa içerisinde yapılmazdı. Asla yasaktı. Kadınlar zaten olmazdı. Kadınların erkeklere yakın bir yerde bulunması mümkün değildi. Ya düşünebiliyor musunuz? Peygamber vefatına kadar kadınlar toplumun her alanında, her noktasında var olurken cemaatlerde bugün adeta değil, tamamen şeytanlaştırılmış durumda. Örnekleri o kadar çok ki. Peygamber düğünlere katılıyor Saygı abi. Düğünlere bizzat katılıyor ve bu düğünlerden bir kısmı, büyük bir kısmı cami içerisinde oluyor. Oynuyorlar yani insanlar. O da eşini bazen alıyor, omuzuyla kaldırıyor ve düğünün seyredilmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Kadın şarkıcılar var. Zeynep adında bir şarkıcı var. Şirin adında şarkıcı var. Peygamber özel izniyle şarkıcılık yapıyor. Şimdi istediğiniz İslamcıya bunu söyleyin, sizin kafir olduğunuzu söyler. Ben de ana kaynaklardan, sahih kaynaklardan bunun ispatını belki başka programlarda daha çok detaylandırırız. Peygamber kendisi teşvik ediyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Şimdi İsmail Ağa'da ben buna şahit olurken tabii cemaat içerisinde hiç durmaksızın, usanmaksızın örneğin erkekler onun etrafında geldiğinde sakalsızsa eyne lihye gibi iğreti bir ifade Arapça, sakalın nerede sorusu soruluyordu. Niye sakallı değilsin? Eğer evliysen eşin çarşaflı mı değil mi? Niye çarşaflı değil?
bu başörtüsü ve tesettür üzerine de başka bir program yapmak gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kadar yani şimdi günümüze gelirsek şu olayları şu daha anda Türkiye'deki tarikatların şöyle yapısına baktığımız zaman nedir? Ne anlaşılıyor şu andaki tarikatların yapısı? Amaçları nedir? Çözebiliyor musun? Saygı abi işte ben bunu biraz değil daha çok bu akademik çalışmada ilahiyatta da daha çok farkına vardığım noktalar şunlar oldu. Şimdi Nakşi hareketi sadece tarih içerisindeki tasavvuf anlayışının bir devamı falan değildir. Yani bugünkü tarikat ve cemaatler tarihte rastladığımız ahlak eğitimi olan yine de tartışılacak çok noktaları olmasına rağmen insanlara hani dininin öğretilmesi, doğru bir şekilde öğretilmesi noktasında yardımcı olabilecek yapılar değildir. Bugün tarikat ve cemaatler terör yuvası haline gelmiştir. Niye öyle olduğunu Mehdilik meselesini söylediğimde bizi izleyenler daha iyi anlayacak. Tarihte hani edebalılar vardı, Ahmet Yeseviler vardı, işte Mevlana'lar vardı, Yunus Emre'ler. Bunlar ahlak eğitiminin öğretmenleri olarak görev yapabiliyordu. Ama şimdi tarikatlar cemaatleşme içerisine girdi. Ne demeye çalışıyorsun şeklinde belki soru işareti oluşanlar var. Bakınız tarikat tasavvuf denilen yapıdan geldiğini iddia eden psikolojik yapılardır. Cemaat ise cemaat kökünden gelir. Topluluk demektir. Tarikatlar cemaatleşir daha sonra. Yani maddi, yani kapital ürünleri elinde bulunduran bir topluluk haline gelirler. Yani her tarikat her zaman cemaat olamayabilir. Evet, topluluk anlamında cemaattir. Yalnız kapital olarak, parasal, maddi güç olarak cemaat olmamış olabilir. Ancak günümüzde rastladığımız cemaat ve tarikatlar hem dine rakip olmada sapkın özelliğe sahiptir. Allah kullanıyor, dâli ifadesini kullanıyor. Kendi dinine, kendi yol ve yöntemine karşı olan bütün her şeye Allah dâli diyor. Peygamberin otoritesine karşı gelebilecek her türlü harekata ve gidişata da Allah bu ifadeyi kullanıyor. Allah'ın sapkın dediğine biz aman dikkat edelim. Çok böyle ifadelerimizde biraz daha şey mi duralım falan. Hayır, Allah'ın söylediği evet. Bir ifadeyi bizim de ifade etmemiz gerekiyor. Bakınız menzil tarikatı dahil sayıyorum. Menzil, nurcular, nurculara bağlı olmak üzere FETÖ'cüler, Fethullah Gülen hareketi, Süleymancılar, İsmaila, İskender Paşa, Işıkçılar dahil olmak üzere bugün tanıdığımız hemen hemen bütün Nakşiye hareketi Halidiye kolundan gelir. Nedir bu Halidiye kolu? Asıl noktaya geliyorum. Bundan 2-3 asır önce Bağdat'ta yaşamış Mevlana Halidi Bağdadi denilen bir kişi var. Tarikatın içerisine ilk kez siyaseti sokan kişidir. Siyasi hedefleri sokan kişidir. Peki Nazif Ay ne demeye çalışıyor? Şunu demeye çalışıyor. Hani zaman zaman karma eğitim üzerinden de yapılan politikalar. Hani Sadat da dahil olmak üzere. Ben Sadat demiyorum bakınız. Sadat diyorum. Çünkü seyitler kelimesinin çoğulu olarak kullanılır aslında bu. Seyitler demektir. Hani Seyda demiştik ya programın başında. Evet. Seyitlere Hazreti Hüseyin'in soyuna atıf vardır aslında gizliden gizliye. Bütün hepsinde Mehdilik rolü ön plana çıkartılır. Evet. Nurçuk'ta Nazif Bey, şimdi vaktimiz azaldı. Hemen şunu söyleyeyim. Şu anda Nazif Ay herhangi bir tarikatın mensubu mu? Hayır değil. Değilsiniz. Peki tarikatın şu anda içerisinde olan insanlara bir öneriniz var mı?
Ya dindar olurken nasıl ben amatör ruhla demiştim ya, tertemiz ruhla, melekimsi bir halle dindarlık sürecine, safhasına geçeriz. İnsanlar kendisini tartmalı, vicdanını tartmalı, aklını tartmalı. Allah bize aklı kullanalım diye vermiştir. Kur'an'da akıl